bir dönem hizmet diye milletin gönlüne girenler. Girdiler, herkes yardım etti. Geçen benimle ilgili bir eleştiri, benim alışveriş yaptığım kasap arkadaşa, benden birkaç yaşta büyük. İşte buradakiler de Hüseyin Gülerce'nin çırağı diye bir şey söylenmiş. Halbuki benim bir tane çırağım oldu, stajyer dershanede bir öğretmen, fizik öğretmeni. Yani ona çırak diyebilirim yani. Benim stajyerimdi çünkü. Hı. Onun haricinde çırağım olmadı. Bir de benim çırağım olsaydılar Yalova'dakiler, ustalarını dinlerlerdi değil mi? Ben 3 senedir burada konuşuyorum. Bir tane çırak dinlemedi yani. Böyle çırak olur mu? Hatta beni baştan beri destekleyen arkadaşlarım var Yalova'da. En baştan beri. Onların onlarla temasları vardı. Diyorlardı ki onlar da, ya hiçbir şey yapmıyorsanız Vali Hüseyin'i dinleyin diyordu. O arkadaşlarım. Onlara. Dinlemiyor. Ya kitabını yazdık, kitabını oku. Hayır. Ama şimdi yardımcı olabilir misiniz diyorlar bana. 15 Temmuz'dan sonra. Hayır, içeriye girdiler ya şimdi 15 Temmuz'dan sonra. Hmm. Nasıl yardımcı olabilirsiniz diye. Ben size yardımcı olmak istedim 3 senedir. Şu Fethullah Gülen'i dinlemeyin artık demedim mi? Size Umuz Zehir aşılıyor. Bana defalarca seslendiniz mesela burada. Düşün, Fethullah Gülen'e düş bu insanların yakasından demedim mi? Şimdi mağduriyete geleceğiz, mağduruz diyorlar. Ya mağduruz diyen insanları mağdur eden Fethullah Gülen'in kendisi. O sizi mağdur etti. 7 Şubat 2012'den itibaren devlete kafa tuttu. 17-25 Aralık'ta siyasi darbeye teşebbüs etti. Bir hafta sonra Ocak 2014'ün başında MİT tırları ihanetini sergiledi. 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye, HDP'ye size oy verdirtti. Buradan bangır bangır konuştuk ya. Ya böyle bir adamın arkasından gitmeyin. Siz öğretmensiniz, iş adamısınız, emniyetçisiniz, yargı mensubusunuz, işinize bakın. Neden bu Pensilvanya'daki şahsı dinliyorsunuz? Bak, devlet bunlara terör örgütü dedi, tehlike olarak ilan etti. Hala niye inat ediyorsunuz? Adliyelerin önüne gidiyorsunuz, adalet istiyoruz diye, demokrasi nöbeti tutuyoruz diye emniyetin önüne gidiyorsunuz.